Merhaba herkese, iyi akşamlar. Altın günlük grafik. En son 31 Ocak'ta altın videosu yayınlamıştım. Burada genellikle benim videoyu yayınladığım dönemlerde izleyenler hatırlar, yani orada 1770-1800 bandı alım bölgesiydi. Tekrar tabii oradan altın alındı beklendiği gibi. Zaten hani genel olarak bu grafikte düşüş bekleyen çok yoktu ama tabii ne olur ne olmaz şeyinizi yapıyorsunuz, yani düşüş hesabı da yapıyorsunuz. Teknik analiz yapıyorsanız desteklere de iyi bakıyorsunuz. Oradaki o dar alan, eşkenar üçgen benzeri de olmuştu orası bayağı bir. Dar alan kısmı haber etkisiyle de beraber tabii savaş ihtimali, savaş çıktı zaten hani, ama daha çıkmadan evvel ihtimalle yukarı doğru kırmıştı, şöyle şurada gördüğünüz gibi. Ufak da bir konsolidasyon olmuştu orada. Hemen 3 günlük bir dirence takılmıştı 1872 bandında. Yani çok bir dirençte de denemez ama yine de 3 gün altında kalıp sonra test edip bakın kırıyor. 1900, 1900'den sonra test, retestini yapıp tekrar yukarı doğru hareketini gösterdi. Bugünkü hareket de çok olumlu. Yani 1935'i gördü biraz evvel. Ben videoyu açtım yani başında. Video çekmeye başlamadan önce 1935'i gördü. Ufak tefek bir satış geldi. Bir önemi yok. Yukarı doğru hareketini ama kısa vadede devam ettiriyor. Tabii her zamanki gibi burada da kısa vade ortalamalar, yani kısa vade hareket peşindeyseniz o ortalamalara dikkat etmeniz lazım. 1875 ve 1900, burada iki ortalama alabileceğiniz. 1875 üstünde kaldıkça yukarı hareketin ben şahsen devamını beklerim. Yani kısa vadede isteklidir diye düşünüyorum altın. Şu an bir direnç geçiliyor bugün itibariyle. Bakın 1900 direncini. Burada yani aslında ben çok piyasada beklemeyenler de vardı oradaki direnci ama ben yine de ihtimal veriyordum. Şurayı anlayamadım. Yani 24 Şubat'ta müthiş bir hareket yaptı. Çok görülen de bir şey değildir. Yani altın gibi bir varlıkta yani gündüzden gitsin bu kadar uzun bir fitil. Bakın şöyle geriye doğru sararsanız yoktur yani. Ben pek hatırlamıyorum böyle bir saniye. Böyle bir fitil hatırlamıyorum. O bana şunu şu yorum yaptırdı. Yani ben grafiğe baktığımda dedim ki muhtemelen NATO ile birbirine girmesini fiyatladı. Belki de piyasa. Ben öyle anladım. Yani o fitil bana onu anlattı. NATO'nun orada çünkü Biden açıklamalarından sonra düştü. NATO ile savaş ihtimali ortadan kalkınca müthiş de bir satış ama bu gene de biraz garip. Yani sadece o ihtimale bağlayamıyorum. Bilmiyorum, belki hani Amerikalılar sattı herhalde daha çok. Müthiş bir satışla bir retest tekrar yapılmış oldu. Oradan da dediğim gibi yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Tabii güvenli liman. Yani dünyadaki bu tür riskler arttıkça altının yukarı seyri normal. Ne yapmak lazım? 1900 takip edilebilir çok kısa vadeciyseniz. Çünkü bir orası yine tekrar bir test alanı olabilir altın için. Düşüş çekilme ihtimalinde. Ama genel anlamda 1876 üstünde kaldıkça pozitif momentumunu da koruma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ara direncimiz 1960 civarları olabilir. O kısma yani çok, gerçi yani çok kısa vadeli de bilmiyorum, bakan var mıdır ama 1960 civarı yine de söyleyeyim. Ara bir direnç. Geçilirse 2074. Şimdi 2000 burada davranışsal bir kısım. Bakın 2000 tamamen davranışsal bir direnç alanımız. Oluşma ihtimali olabiliyor davranışsal alanlarda, tam sayılarda hedeflenebiliyor o kısımlar traderlar tarafından. O da aklınızda olsun. 1900, yani çok kısa vadeci için konuşuyorum tabii. 1960, 2000 ve 2074 olarak 2074'ün üstüne gitmesi altını hızlandırır diye düşünüyorum. Alımları biraz daha sertleştirebilir. Yukarıda bir daha 2600'e kadar bir alan var. 1618 Fibonacci oranımız, düzeltme oranımız 2600 civarlarında. Aşağı yukarı bu alan tabii ki takip edilebilir. Uzun vadede 2074 üstünde. Haftalığını da merak ettim yani. Ona da bakmadım bayağıdır. Yani haftalıkta zaten 8 hafta ortalamasının üstündeymiş. 8 her yerde anahtar. Yani 8 en önemli, 8 ve 20 en önemli anahtarlardır grafikte. Orası da 1867'i işaret ediyor. Yani 20 ortalamayla 3 aşağı 5 yukarı aynı alanı işaret ettiğini görüyoruz haftalıkta. Bu mum nefis, böyle yani güzel bir mum yapabilirse bu hafta nefis bir mum yapmış olur. Tabi arkası da beklenir. Tabi bu daha ikinci gün tabi, onu da söyleyeyim, daha önünde 3 gün daha var. Biz tekrar günlüğe geçelim. RSI 71 daha önceki hızlı hareketlerinde 75-77 RSI
Şöyle göstereyim bakın, Ağustos 2020'de 88-89 arası ayları gördük. Ama altın genellikle, şimdi bakın burada bir haber riski de var, yani savaş riski de var. Bu bir momentum kazı, daha da büyürse momentum aşılmaz diye bir şey yok, onu ifade edeyim. Ama hani altının geçmişine baktığımızda pek göremiyoruz, yani 88 bandının üstünde, 90 bandının üstünde bir arası hareketi göremiyoruz. Oradan genellikle kısa vadeli satışlar başlıyor. Tabi tekrar ifade edeyim bakın, yani olağan şartlarda da değiliz. Onun da bilincinde olmak lazım. Biraz böyle momentum sönümlenmişti şuradaki konsolidasyon sırasında. MACD biraz yaklaşmıştı ama bugünkü mumla tekrar yukarı yönlü hareketin kuvvetlendiğini gösteriyor. Güzel güzel bir görüntü, umarım devamı gelir. Yani altında da çok sabır eden olmuştur. 2020'den beri bir türlü hareket etmiyordu. Aşağıda 2014'ün zirvelerinin oluştuğu yerde, bakın şu, özür dilerim, 2012'nin zirveleri olacak orada. Şu 2011-2012 zirvelerinin arasında tutunmayı başarmıştı. Tabi uzun vade için hala olumlu görüntüsünü korusa da çok sabrettirdi açıkçası insanları. Oraları destek alıp bakalım yukarı doğru gider mi, daha katlar mı, onu da göreceğiz ilerleyen zamanda. Herkese iyi akşamlar.